Sevgili öğrenciler, bakınız bize en güzel örnekliği Peygamber Efendimiz anlatıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatındaki çocuklarla ilgilenmesini, çocuklarla gençlerle ilgilenmesini evet hayatına baktığımızda çok güzel anlıyoruz. Sevgili çocuklar, inşallah biraz daha güzel bir hikaye anlatacağım. Soframız da seriliyor bu arada. 5-10 dakika zamanınızı alacağım. Hayır, yok olsa kalk ben sayıyorum. Aşut, burada yer yoksa dışarıda var. Dışarıdaki sofrada otur. Yola dikkat edin, şurada giderken yola dikkat edin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde Cenab-ı Allah ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Tabi insan hayatının en hareketli evresini gençlik oluşturmaktadır. Gençlere yönelik bugün bir dizi etkinlik düzenledik. Cami Gençlik Buluşması adı altında Yanışehir Başkanlığımızın organizasyonu ile camimizdeki, mahallemizdeki gençlere yönelik camiye davet ettik. Onlarla beraber namaz kıldık. Hatim duası vardı. Hatim duamızı yaptık. Onlarla beraber ikramlarımız oldu. Gençlere ikramlarımızı yaptık. Tabii biz istiyoruz ki gençlerimiz günün 5 vaktinde camimizde cemaatle iç içe namaz kılsınlar. Çocukları, gençleri camide görmek bizi adeta duygulandırıyor. Onlar bizim geleceğimizdir. Biz gençlerimizin kiminle arkadaşlık ettiğini, kime kulluk ettiklerini bu manada gençlerimize İslam'daki gençliği, Hazreti Peygamber Efendimiz'in de örnekleriyle gençlere nasihatte bulunmak istedik.